Merhabalar arkadaşlar. İkinci oturumda devam ediyoruz. Adem Hocam, buyurun, söz sizde. Teşekkür ederim. Yeni bir başlığa geçecektik aslında. Daha doğrusu yeni bir anlatıma. Bu defa biraz daha İbrahim Tatlıses'in temsiliyetini konuşalım. Yani İbrahim Tatlıses'in kendisini biraz tahlil etmek gerekir, çözümlemek gerekir. Şimdi gerek sinema sektöründe ve gerekse yani diğer yayın platformlarında, televizyonda, müzikalde ekranlara çıkan ve hemen hemen böyle her kişinin temsil ettiği bir değer vardır. Bir gelenek, kendilerine dair bir kişisel bir takım normları bulunmakta. Şimdi bunlar bireysel özellikleri, kişinin kendi bireysel özellikleri olabileceği gibi özellikle sosyalizasyon sürecinde toplumdan kazandığı bazı edimler de olabilmekte. Yani bunlarla alakalı da olabilmekte. Yani kişi bu özellikler sayesinde veya bu özellikler aracılığıyla yayın hayatında daha fazla ilgi görebiliyor, kazanç sağlayabiliyor. Yani o toplumun kalbine daha rahat oturup dokunabiliyor aslında. Veya bunun tam tersi de olabilir tabii ki. Şimdi fakat çoğunlukla bireylerin yayınlarında temsil ettiği fenomen toplum tarafından da ekonomik kazançtan da yola çıkan kapitalist iktidar tarafından da kabul görüyor. Şimdi ekrandaki kimi temsiliyetler barındırdığı özellikler bakımından farklılık gösterebilmekte. Bazı temsiliyetler biraz daha çoğulcu bir düşünceyi temsil ederken bazı temsiliyetler biraz daha dar bir düşünceyi temsil edebilmekte veya özellikle bu bir anda popülerleşen ve bir anda tüketilen yaklaşımlar sergileyebilmekte. Şimdi bizim bu sunumumuzda tam da bu konuya dair bir konuşacağız. Yani kişinin toplumsala dönük bir temsiliyet sergilemesi. Burada seçtiğimiz figür de İbrahim Tatlıses oldu. Şimdi İbrahim Tatlıses'in biraz hayatı üzerinden gitmek gerekir belki. Sekiz kardeşi bulunuyor ve bu sekiz kardeşin en büyüğü. Leyla ve Ciğerci Ahmet. Tanımlamalar önemli çünkü. Ahmet'in ilk çocuğu olarak dünyaya geliyor. Babası İbrahim Tatlıses dünyaya geldiği zamanlarda Urfa'nın böyle zenginliğini ve ağlarını haraca kesen bir örgütün reisliğini yapıyor ve daha sonra bir yaralama olayına karışıyor ve hapse düşüyor. Bir yıl kadar kendisi hapiste cezaevinde kalıyor ve daha sonra çıkıyor ve eşine ve çocuklarına diyor ki size söz veriyorum arkadaşlar bir daha böyle bir kirli karanlık işlere bulaşmayacağım ve ilginçtir ki bundan sonra bir Urfa Devlet Hastanesi'nin yakınlarında, o zamanki tabii Urfa Devlet Hastanesi'nin yakınlarında bulunan bir mezarlığın içindeki bir mağarada yaşamaya başlıyorlar bir müddet. Şimdi bu küçük bir kesitten de anlaşılıyor ki aslında İbrahim Tatlıses kendi hayatına çok da kolay başlamıyor yani. Biraz zorlu bir giriş yapıyor. Ama tabii ki süreç içerisinde gel zaman git zaman der dersek şayet. İbrahim Tatlıses büyüyor tabii ki ve ilk başlarda bir inşaat işçisi olarak hayatına başlıyor. Ama daha sonraları sesinin güzel olmasıyla başlıyor ve sesinin güzel olmasından ötürü pavyonlarda şarkı söylemeye başlıyor ve 20 yaşına geldiğinde ilk profesyonel şarkısını üretiyor. Şimdi ürettiği şarkılar dönemin müzikal hayatını ve bir nevi kişisel yaşantılarının sesi olan arabesk müzikler oluyor. Ve bu konuda aslında çokça başarılı oluyor. Hala da dinleniliyor, üretiliyor. Buradan Furkan arkadaşıma, Furkan Akkuzu'ya selam gönderiyorum. Etkinliğin afişini paylaşmış ve altına da İbrahim Tatlıses'in bir fon müziğini koymuştu. Bir güzel bir ironi olmuştu o da. Yani artık İbrahim Tatlıses inşaat işçisi İbrahim olmak yerine kocaman bir şarkıcı olan İbrahim Tatlıses oluyor. Bir müddet sonra artık onun bir temsiliyeti oluşuyor. İşte program sahiplerinin işte programlara sürekli çağırdığı, işte kasetlerini çıkaralım dediği, aynı zamanda işte halkın sesi olan bir İbrahim Tatlıses olarak karşımıza çıkarılıyor. Bir müddet sonra tabii ki bu kadar ünlenmesi insanların onu örnek almasına da sebebiyet veriyor. Tabii şarkıların yanında da filmlerde de boy gösteriyor ve şarkılarını kendini gösterdikten sonra artık sinemada da görünür hale geliyor. Arabesk müzik ve arabesk filmle ilgileniyor İbrahim Tatlıses. Bir yandan da böyle kendince tabii ki halkın ezilmiş kesimlerini anlatan ve işte şarkısını söylerken bir yandan da işte toplumun genel kabulleri üzerine filmlerde bulunup şarkılarını söylüyor.
Tabii o artık şey böyle, örnek alınan bir insan oluyor özellikle ünlendikten sonra. Yani toplumun mevcut kültürünün yansıtıldığı bir insan haline dönüşüyor. Şimdi sürekli şu ana kadar sürekli bir normlardan veya mevcut toplumun mevcut normlarından bahsettik ama nedir bunlar? Yani İbrahim Tatlıses'in bu kadar ünlü olduğu dönemi düşünürsek mesela hala da o zamanki normların devam ettiğini yani kuralların devam ettiğini veya bazı eller, iktidar güçleri tarafından sürekli üretilip bu zamana kadar getirildiğini de fark edebiliriz. Nasıl Hocam bu normlar noktada bunlar? size bir katkı yapmak isterim. Tabii Züğürt Ağa ki. filmi. Orada Uğur Yücel'in canlandırdığı karakter aslında demin bahsettiğiniz İbrahim Tatlıses olmaya çalışan, sesinin dile getirildiği kişi olarak İbrahim Tatlıses'i rol model alan dönem insanını da Evet. resmediyor. Aynı şekilde Tunç Başaran'ın Abuzer Kadayıf filmi mesela. Hani İbrahim Tatlıses'in bir nevi parodisini yapıyor da diyebiliriz. Bölmemek adına size bırakıyorum. Hani katkı olarak sunmak istedim. Evet, çok teşekkür ederim. Yani bu mesela söylemlerimizin toplumsal karşılığını, kanıtını gösteriyor. Yani çünkü insanlar yani sırf İbrahim Tatlıses bıyık bırakıyor diye bıyık bırakan insanlar var çevremde. Yani benim çevremde oldu arkadaşlar mesela. Muhafazakar, dindar, böyle gelenek göreneklere bağlı, ayrıca erkek iktidarın tahakkümünde veya böyle farklılığı hor gören bir toplum yapısında üretim yapmaya çalışıyor. Maalesef ki tabii ki bu ürünlerin tamamı da böyle tüketiliyor arkadaşlar. Belki de bundan farklı olarak topluma yeni fikirler getiren bir insan da olabilirdi. Hani tamam ben ünlü bir insanım, ben işte zorluk çekmiş bir insanım ama bunları konu edinmem daha iyi olabilir diye düşünebilirdi. Ama kendisi biraz daha farklı şekilde ilerlemeyi tercih etti. Şimdi bir müddet sonra artık arabesk sinemasında ve arabesk müziklerde ilk başlarda dediğimiz konular üzerinden üretimler yapmaya devam eden İbrahim Tatlıses böyle kendisini halkın içinden gören bir insan olarak gördüğü için de ayrıca böyle bir cinsiyetçiliğin ve homofobinin de üretim merkezi haline geliyor. Yani çünkü bir erkek temsiliyeti var, bıyıklı bir erkek temsiliyeti var, takım elbise giyen veya takım elbise böyle siyah bir takım elbise giyen bir temsiliyeti var, söylemleri var, toplumun içerisinde sindirdikleri var. Yani artık kendisinin yapmış olduğu temsiliyetin dışında kalanların hor görülebileceği anlamda bir temsiliyeti var. Ama işin en garip tarafı da aslında o da bir zamanlar ötekileştirme ve zor zamanlardan geçen bir insan. Dediğim gibi keşke kendisi böyle toplumun birazcık daha güçlü gösterildiği, ezilmiş kesimlerin güçlü gösterildiği filmler üretmiş olsaydı. Şimdi peki İbrahim Tatlıses'in eserlerinde kadın temsiliyeti. Şimdi daha önceki hani az önceki söylemlerimizde işte belirttiğimiz üzere İbrahim Tatlıses'in genel kabulleri kendi sinema ve yayınlarında da çokça yer alıyor. İşte biraz daha detaya girersek mesela. İbrahim Tatlıses'in bir dergiye verdiği bir demeç bulunuyor. Şu an derginin adını hatırlayamadım arkadaşlar. Özür dilerim ama mesela bunun üzerinden ilerleyebiliriz. Hani ya arkadaş tamam İbrahim Tatlıses'e yönelik böyle şeyler söylüyorsun da yani kendisinin söylemleri neler acaba? Hani böyle bir soru sorabilirler arkadaşlar. Acaba kendisi tamam böyle film yapıyor da gerçekten böyle düşünüyor mu? Şimdi bunu kanıtlayacak bir röportaj veriyor kendisi. Röportajda mesela zinaya, kendisinin söylemiyle zinaya bakışını anlatıyor. İbrahim Tatlıses bu röportajda kadın ya diyor ki işte ya kadınların da giyinmeye, yemeye, içmeye hakları var tabii ki diyor. Yani onlar da insan sonuç olarak. Sadece işte biz erkekler tabii evet yiyoruz, içiyoruz, giyiyoruz ama ya işte kadınların da giyinmeye, yemeye, içmeye hakları bulunuyor. Yani onlar da insan diyor. Şu an derginin adını hatırlayamadım. Gerçekten çok özür dilerim ama bulursam belki sosyal medyadan paylaşabilirim. Daha sonra derginin oradaki gazeteci yani bu konuya dair birazcık daha sorular soruluyor. Ya kendisi şöyle diyor. Özellikle işte Avrupa'daki seks işçiliğinin savunuculuğunu yapmak isteyen Türkiye'deki insanlara yönelik. Diyor ki işte bizim de hakkımız var diyen kadınlara yönelik ilk kez duyduğunu ve işte bizi ilgilendirmediğini belirtiyor. Bunun dışında mesela kadınlara yönelik bizim kanımız, bayrağımız başka, mümkün değil.
İşte kadında namus denilen bir şey var, erkekte yok şeklinde devam ediyor röportaj. Yani ilk başta o namuslu kirlenen kadın temsiliyetinin aslında İbrahim Tatlıses'in zihniyetinde nasıl saklı olduğunun ifşasıdır bu. Kadında namus denilen bir şey var ama erkekte yok. Çünkü namusun temsiliyeti kadındır. Mesela gazetecinin erkekte olmayan ama kadında olan bu namus kavramı açıklaması istiyor. Burası birazcık daha aslında İbrahim Tatlıses'in içindekini bayağı ifşa ettiği bir alan. Mesela diyor ki erkek yatabilir diyor. Erkek kalkabilir, zampara olur diyor. Gerçekten de öyle. Toplumun içerisinde öyle. Mesela erkek yatabilir, kalkabilir, zampara olur. Kadın orosu olur diyor arkadaşlar. Yani açık bir şekilde İbrahim Tatlıses kafasının içindekini her şeyi söylüyor. Yani hilelik diyor kadında vardır. Bir kadının bacağına başka bir erkeğin bacağı değdiğimiz zaten o kadından korkacaksın diyor. Yani erkeklerin istediği zaman istediği kişilerle beraber olabilme hakkının var olduğunu ve bundan dolayı herhangi bir olumsuz anlamda tanımlanmaması gerektiğini ama kadının yapması dahilinde çok da aslında kötü algıların yaratılabileceğinden bahsediyor. Yani İbrahim Tatlıses'in filmlerinde yansıtılan bizzat kendi kafasında olanlardır. Yani bu röportaj bize onu gösteriyor. Şimdi bu düşünce tarzı özel hayatını, İbrahim Tatlıses'in özel hayatını belirtmekle beraber aslında kendisinin filmlerinde ve diğer yayınlarında da çokça hissedilen düşünceler olduğunu bize gösteriyor zaten. Şimdi bu düşünceler hem Tatlıses'in hem de onun yaşadığı toplumun bazı kalıplaşmış veya kalıplaştırılmış, norm haline gelmiş düşünceleri oluyor. Şimdi Tatlıses sinemalarında bu erkekçi yani erkeği yücelten ve kadını hor gören bu eril düşünceyi çokça yansıtıyor zaten. Şimdi bunun dışında hani ilk film dışında başka bir filmden de örnek vermek gerekir. Günah adlı bir filmi bulunuyor İbrahim Tatlıses'in. Ve bu filmde kan davasını konu eden bir film burası. Yine işte filmin konusunu genel olarak işte açıklarsak namus davası yine bir namus açılımı. Namus davasından kaçtıktan sonra İstanbul'a gelen bir kadının hayatını anlatmaya çalışıyor ve kadın kendisinin anlattırmaya, aktarmaya çalışmasıyla beraber kadın tutunamıyor ve işte pavyona düşüyor, tırnak içerisinde pavyona düşüyor ve işte kendisine aşık olacak kişiyi bekliyor ve kurtarıcı meleğini bekliyor. Film bize bunu aktarıyor. Kadın bir müddet sonra evet o kurtarıcı melek olarak beklediği bir erkeği buluyor. Kurtarıcı olan erkek arkadaşlar. Ve onu pavyondan çıkarıyor. Ama tabii ki bunlar bu kadın aşiret kızı yani böyle büyük bir temsiliyetin bulunduğu bir aşiretin kızı olmasından dolayı namus davasından dolayı kaçtığı için bir müddet sonra yakalanıyor. Ve erkek arkadaşı yani evleneceği kişiyle beraber düğün günlerinde kadın abileri tarafından vurularak öldürülüyor. Şimdi buradan tekrardan bir namus algısı ve kadın üzerinden tanımlanan namus algısı ve bizlere yüklenen anlamlar. Eğer namusunu kaybetmiş bir kadın olursanız, bakın ne kadar korkunç bir şey, abileriniz tarafından dahi katledilebilirsiniz. Yani bizim kardeşlerimizi bize düşman ettirebilecek bir algı bu. Yine başka bir filminde, dertli aldığı bir filminde temsil edilen bir kadın. Yine geleneksel hale gelmişti. Sürekli üretilen roller bütün işte evine sadık, iyi ev kadını, çocuklarının anası, evinin kadını roller. Böyle bir kadın temsiliyeti var orada. Fakat erkek bir müddet sonra bu temsiliyetten sıkılıyor. Ve gidip başka bir arayışa, farklı bir arayışa, yani eşini aldatmaya yönelik bir arayışa giriyor özellikle. Daha sonra çocuklarını aksatmaya, eşini aksatmaya başlıyor. Burada bu filmde yine koca değil, kadın hatalı görülüyor arkadaşlar. Çünkü bu arada hani aldatılan eş değil. Erkeği baştan, tırnak içine söyleyeyim, erkeği baştan çıkaran kadın hatalı olarak görüyor. Çünkü zira erkek kadın baştan çıkarmıştır ve erkek de buna yazık, garibim ne yapsın, kanmıştır. Kadın kocasının yaptıklarını tabii fark ediyor ve sorunu çözmek adına işte kadın kocasının ve kendisini aldattı kadının yanına bir anda onların görüşmesini basıyor. Ve diğer kadınla beraber görüyor tabii. Şimdi bu durumda ne yapılması gerekiyor? O kadının orayı belki yakıp yıkması gerekiyor ama arkadaşlar böyle bir şey olmuyor. Kadın tam tersine kocasını övüyor. Erkek adamdır, yapar diyor. Sen ey kadın benim kocamı baştan çıkarıyorsun. Yani kadın burada
olumsuz anlamlar taşıtılan bir imge haline geliyor. Kadın şeytanileştiriliyor. Yani bu tür üretimler tekrardan İbrahim Tatlıses'in yapmış olduğu üretimlerdeki bize bazı toplumsal cinsiyet rollerindeki veya cinsiyetçiliğin belirtilerini bize gösteriyor. Hem bu iki film hem de röportajda verdiği demeçlerden yani belli olduğu üzere yani İbrahim Tatlıses hem belki yetiştiği toplumun genel kabullerini yansıtıyor hem de bunları yansıtmaktan aslında gayet de zevk alıyor. Yani ideal bir kadın kimliği belirliyor, erkeği yüceltiyor, kadının neleri yapıp neleri yapmaması gerektiği düşüncelerini ısrar ve inatla yeniden üretiyor. İşte buna cinsiyetçilik diyoruz arkadaşlar. Bu ideallere uymayan kadın tipleri de işte gerek toplumda veya gerekse ayrıca sinema sektöründe ayrıştırılıyor. Kötü kadın profilleri olarak lanse ediliyor. Hakeza bu durum bu profile uymayan yani İbrahim Tatlıses figürüne uymayan veya İbrahim Tatlıses'in ürettiği filmlerde bulunan erkek rollerine uymayan erkekler de yarım erkek. İşte tırnak içinde tekrar söylüyorum İbne erkek olarak lanse ediliyor bize. Sen bu filmde biz böyle görmüştük Kurtlar Vadisi veya farklı bir örnek üzerinden gidersek. Peki sen buna uymuyorsun. Veya işte ablan senin tırnak içinde söylüyorum namussuzluk yaptı öldüreceksin. Hayır öldürmek istemiyorum ben ablamı. O zaman sen yarım erkeksin. Toplum tarafından dışlanan bir erkeksin algısı yaratılıyor. Şimdi bir son başlığımız özellikle İvo Show ve homofobi. Şimdi sinema sektöründe göstermiş olduğu bir takım başarılar var. Şarkılarda da var. İbrahim Tatlıses'i farklı alanlara sevk ediyor ve ayrıca tabii maddi olarak da davet ediyor. Çünkü İbo Show demek yeni alan demek, yeni paralar demek, yeni kazançlar demek. Şimdi kendisiyle aynı düşüncede olan, bir nevi paralel bir düşünce olan, toplumu iyi tanıyor olması, yani işte toplumda nelerin izlenip nelerin izlenemeyeceğini biliyor olması, bunlara dair üretim yapıyor olması ve bunu iyi pazarlıyor olması ve ayrıca onun bir temsiliyetinin olması, İbrahim Tatlıses'in de ve onun ona fon sağlayacak olanların da farklı bir yere, farklı alanlara kaymasına sebebiyet veriyor. Ve bu da İbo Show olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi homofobi terimini ilk başlarda da açıkladık zaten. İyi ama yani bu İbo Show programının neresinde homofobi var veya cinsiyetçilik var? Şimdi İbrahim Tatlıses halk tarafından sevilen işte söylenceleri halk tarafından bir nevi kabul gören, örnek alınan, halk içinde birer temsiliyetler barındıran bir profil haline geliyor. İşte bundan dolayı onun söylediklerine kurat veriliyor, onun söyledikleri norm haline dahi geliyor olabilir. Yani onun söyledikleri işte sanki böyle toplum tarafından sorgulanmadan dahi kabul ediliyor. Doğruymuş gibi kabul ediliyor olabilir. Mesela işte kadın yarımdır. Kadın işte erkek yaparsa zampara, kadın yaparsa orospu olur söyleminin toplumda karşılığının olması gibi. Şimdi programda İbrahim Tatlıses ideal bir erkek profili oluşturuyor arkadaşlar. Yani İbo Show'da şarkı söyleyen kadınların veya işte veya farklı erkek karakterlerine farklı kendince müdahalelerde bulunması engelliyor olması İbrahim Tatlıses'in ideal bir profil oluşturmasına ve halka da bunu lanse etmesine sebebiyet veriyor. Söz gelimi işte programa katılan kadınlara daha az söz hakkı vermesi gibi. Ben izledim birçok programını. Kadınlar şarkı söylüyorlar, direkt müdahale ediyor, sözlerini kesiyor. Buna dair çok iyi bir örnek var. Yıldız Silve örneği. Yıldız Silve'ye yaptığı gibi onları aşağılamış. Çünkü Yıldız Silve'yi resmen aşağılamış. Seni pezevenklerin elinden kurtardı. Yani kurtarıcı erkek, yaşasın. Veya işte orada tekrardan erkeğin ahlak bekçiliği yapıyor olması ve evet İbrahim Tatlıses'in bir erkek olması ve İbrahim Tatlıses'in yapıyor olması program katılımcılarına bir ahlak dersi vermeye çalışması bunlara birer örnek arkadaşlar. Bunların dışında işte erkek dediğin kadına şöyle davranır, erkek dediğin sert olur, erkek dediğin sahiplenici olur, kıskanç olur, yeri geldiğinde şiddet uygulayabilir cümleleri İbo Show'da geçiyor arkadaşlar. Yani bunlar İbo Show'da geçiyor ve bunlar toksik erkekliği reddeden, şiddeti ve baskıyı reddeden daha nice insanlara karşı bir nefret ve korku üretiyor. Buna da bir de homofobi diyoruz. İbrahim Tatlıses'in erkek kimliğiyle her yaptığını doğru kabul eden aileler de maalesef çocuklarına bir baskı şiddet uyguluyor. İbrahim Tatlıses'in üretimlerini kabul etmediği için kafasına kül tablası atılan kişinin röportajını okudum arkadaşlar. Sırf ben bunu kabul etmiyorum diye dayısı tarafından kafasına kül tablası vurulup komalık yapılmıştı arkadaşlar. Şimdi artık böyle sonuca gelirsek yani
Bir kişi kendi başına bir anlam ifade etmeyebilir. Fakat bu kişi birkaç araç kullanarak çokça anlamın, çokça imgenin sembolü haline gelebilir. Nitekim İbrahim Tatlıses tam da bunu yapmıştır arkadaşlar. Yani bu sunumumuzda olabildiğince İbrahim Tatlıses'in sinemasında ve İbo Show programında bulunan cinsiyetçiliği, homofobi, ayrımcılığı ve temsil edilen kişinin toplum içerisinde nasıl algılar yaratabildiğini ortaya çıkarmaya ya da kadın mücadelesinde çokça kullanılan kavram olarak başka bir deyişle ifşalamaya çalıştık arkadaşlar. Yani bu sunumda bir ifşa geleneği kullanmaya çalıştık. Çünkü biz İbrahim Tatlıses dinlerken, İbrahim Tatlıses'in filmlerini izlerken onun yaptığı aslında gerçekten çok özür dileyerek söylüyorum eğer sevenler varsa saçma sapan söylemlerine kahkaha atarken aslında onun topluma nasıl da katı normlar yüklediğinin farkına varabilmeniz. Biz bilim insanları, sosyal bilimciler bunu fark ettirebilmeliyiz arkadaşlar. Ya eril iktidarın bir tahakküm haline geldi. Dişil olanın veya dişil olmanın lanetlendi. Eşcinsel olmanın ise tamamen ölümcül sebep olduğu toplumumuzda İbrahim Tatlıses'in sinema kültürü adına ürettikleri maalesef ki bunlara bir o kadar daha katkı sağlamış ve derinleştirmiştir. Ve bunların bir müddet sonra bazı yerlerde kalıcı hale gelmesine sebebiyet vermiştir. Yani dediğim gibi arkadaşlar sadece İbo Show'un söylemlerine karşı geldiği için kafasına kül tablası atılıp komalık yapan bir insan var ülkemizde. İbrahim Tatlıses bir yandan toplumsal olanı temsil ediyor, bir yandan da kendi kişisel yaşam tarzını da yansıtıyor. Yani buradan da anlaşılıyor ki aslında ne kadar eril bir zihniyette olduğunu ve bunu üretmekten de ne kadar mutlu olduğunu. Çünkü sadece üretimlerinde değil, röportajlarda da veriyor yani. Örnek verdiğimiz filmlerde üretilen konular, İbrahim Tatlıses'in hayat biçimi bizlere gösteriyor ki kadın insan itaat edeceksin, kadın insan hizmet edeceksin, üreyecek ve eşine boyun eğeceksin. Ama erkek istediğini yapabilir. Namus sadece kadından sorulur. Erkek sever de döver de. Erkek aldatabilir. Kadınlığın, dişil olanın bastırıldığı veya yanlış bir şekilde üretildiği, eril olmanın ise yani ideal olan olduğu algısı bu filmlerde veya tekrardan İbo Show programlarında çokça karşımıza çıkıyor. Bunu ifşa edebildiysek, bunu burada bir şekilde de olsa farkındalığını kazandırabildiysek, bunu bu şekilde konuşabildiysek ne mutlu bize. Çünkü dediğim gibi çok da köşede, kenarda kalan bir konu. Şu an Türkiye'de akademik anlamda Marmara Üniversitesi'nde bir arkadaşımızın yapmış olduğu bir yüksek lisans tezi var ve bunun dışında kaynak bulmak bu konuya dair çokça zor. Olabildiğince bir şeyler anlatmaya, bir şeyler aktarmaya, biz gençlere ve bilime aşık olan insanlara, bilim üretmeye, farkındalık üretmeye çalışan insanlara toplanıp bir şeyler anlatmaya çabaladım. Yani sürçülisan ettiysem affola. Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bu kadar yoğun bir ilgi, çok teşekkür ederim. Ama bilinmelidir ki gerçekten İbo Show gerçekten ama gerçekten homofobidir, transfobidir ve toksik erkekliktir. Eril iktidardır ve cinsiyetçiliktir. Yani bunun dışında İbrahim Tatlıses sinemasının temsiliyeti de yine bir o kadar cinsiyetçi ve ayrıştırıcıdır arkadaşlar. Teşekkür ederim, bu şekildedir. Umarım iyi bir sunum olabilmiş ve sizlere bir katkı sağlayabilmişimdir. Biz teşekkür ederiz. Çok faydalı bir yayın oldu. Hocam biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir yayın oldu. Bu noktada size yöneltmek istediğim sorular ve katkılar olacak. İstisnanın normalleşmesini Agamben kamp olarak tanımlıyor. Kamp kavramıyla tanımlıyor. Bu noktada Tayvan'a, bitkiye, kadına, canlıya herhangi şekilde bir şiddet uygulamak, bu psikolojik şiddet, fiziksel şiddet hepsini dahil ediyorum. Bunu bir şekilde meşrulaştırmak ve bunu kültür endüstrisiyle, popüler kültürle, sinemayla, aslında çok faydalı olan sanat dallarıyla yapmak. Bu evet. Noktada bir farkındalık açmanız hakikaten çok kıymetli oldu. Semra şöyle... arkadaşımız cinayeti meşrulaştırıyor demiş. Evet, gerçekten cinayet meşrulaştırıyor. Abileri tarafından katledilen bir kadın temsiliyeti var sinema filminde ve bu namus adı altında yapılıyor ve namusu da sürekli ve inatla kadın üzerinden tanımlanıyor. Toplumsal cinsiyet konusunda ilgi duyan arkadaşlarımız için önermek istediğiniz kaynak listeleri olursa öncelikle onu belirtmenizi rica ediyorum. Aynı şekilde feminist teori içinde. Ve Türk sinemasından kadının sınırlarını çizen, ona buyurgan şekilde
Yani bunu sinema aracılığıyla aktaran filmlere örnek vermek gerekirse benim aklıma siz dinlerken Gemide filmi geldi. Onun devamı olan Lale'de Bir Azize filmi geldi. Yani dediğiniz gibi alanda toplumsal cinsiyet ve sinema başlığında çok az çalışma var. Bu iki film Evet. üzerine söylemek istediğiniz bir şey olursa onları da dinlemek isteriz. Açıkçası çok özür dilerim. Şu an o filmleri izlemedim. Şu an bir bilgim yok o filmler Yok, estağfurullah. hakkında. Hani katkı vermek Yanlış açısından bir söyledim ben de. Hani kendi Bilgi farkındalık vermek istemem. olarak. Evet, Yok, yanlış bir estağfurullah. bilgi vermek istemem. Ama bunun dışında aslında hani toplumsal cinsiyet kavramı diyoruz ama özellikle ilk başlarda da belirttiğim gibi üçüncü dalga feminizmle beraber toplumsal cinsiyet kavramı da birazcık yerinden edinilmeye başlandı. Yani toplumsal cinsiyet kavramını da artık yani bilimsel literatür ısrar ve inatla kabul ettiği için kullanmaya devam ediyoruz. Biz artık yani bu alanlara daha çok beden politikası, beden sosyolojisi veya queer çalışmalar, feminizmin üçüncü dalgası üzerinden yapılan çalışmalar, evet queer teori üçüncü dalga diyebiliriz. Evet, kesinlikle üçüncü dalganın bize kazandırmış olduğu en büyük kavramsallaştırmalardan biridir queer teori. Yani toplumsal cinsiyet kavramı artık sanki böyle bir halk ağzından veya şeyde bir laçka haline gelmiş durumda. Artık toplumsal cinsiyet çalışmaları eşittir. İşte kadının mağdur olduğu çalışmalar, işte veya işte LGBT artıların mağdur olduğu çalışmalar ya haline geliyor ve aslında böyle üçüncü dalga feministlerin veya işte Türkiye'den Zeynep Direk Hoca'nın yazmış olduğu bir şey var. Onun dışında dünya üzerinde eğer yabancı dili takip edebilen arkadaşlar varsa Judith Butler adında bir düşünür var. Ayrıca Carol Adams'ın da vegan feminist üzerinden yapmış olduğu söylemler bulunuyor. Yani, ama onun dışında bir kaynak önermek gerekirse belki de Rowan Connell'ın Toplumsal Cinsiyet ve İktidar kitabı okunulabilir arkadaşlar. Orada toplumsal cinsiyetin anlamlandırmaları ve toplumsal cinsiyetle iktidar. Ama burada siyasal iktidardan bahsetmiyoruz tabii ki. Yani her kültürel iktidardan da ekonomik iktidardan da bahsediyoruz. Ayrıca erkeğin ve erkekliğin ne demek olduğunu üzerine de çokça böyle ayrıntı yayınlarından çıkan Rowan Connell'ın Toplumsal Cinsiyet ve İktidar kitabı. Ayrıca dedim ya bu beden sorgulamaları veya üçüncü dalga feminizmin biraz daha iyi anlaşılması veya queer teorinin anlaşılabilmesi üzerine şey var. Judith Butler'ın, evet Judith Butler'ın Cinsiyet Belası adlı bir kitabı var. Veya işte Zeynep Direk'in Cinsel Farkın İnşası adlı bir kitabı var şeyden Metis yayınlarından. Cenk Özbay'ın, evet Mustafa doğru söylüyor. Cenk Özbay'ın çokça makaleleri bulunmakta. Onun dışında bir kitap şu an yanımda, şu an onu göstermek istiyorum. Evet, Cinsel Politika. Kate Millett adında bir yazarımız, Payel yayınlarından çıkıyor. Cinsel Politika. Bu kitaplar yani tabii bu birazcık böyle akademik dillerle yazılan kitaplar tabii ama olabildiğince de gerçekten çok kıymetli ve önemli yayın evleri. Türkiye'de ve mesela Pınar Dinç'in mesela söylemleri, yazıları bulunuyor. Deniz Kandiyoti'nin söylemleri hakeza bulunuyor. Alev Özkazancı'nın da yazıları bulunuyor. Yani şu an aklıma gelenler tabii ki çok daha fazla şeyler de var ama şu anda aklıma gelenler bunlar açıkçası. Teşekkür ederiz. Sorusu olan arkadaşımız var mı? Mikrofonunu açabilir. Arkadaşlar sorularınız varsa mikrofonları açıp sorabilirsiniz. Ses geliyor mu acaba? Evet, senin sesin geliyor Ha, Raymi. tamam. Geri dönüş olmayınca sormak istedim. Tamam. Şimdi yan tarafta çokça teşekkür mesajları alıyorum. Gerçekten ben de size teşekkür ederim arkadaşlar. Gecenin bu saatinde gelip
gerçekten bu alana ilgili olabilmek ve bunu dinliyor, bunu konuşuyor, bunu tartışıyor olabilmek çok kıymetli. Dediğim gibi ülkemizde, yani Türkiye toplumunda norm haline ve katılaştırılmış bir sistem var. Eril iktidarın muhafazası ve sürekli yeniden üretilmesi söz konusu. Bunlar da işte sinema sektörü üzerinden sürekli devam ediyor. Ve bunu konuşabilen, gerçekten tartışabilen insan sayısı çok az. Dediğim gibi Türkiye'de ben İbrahim Tatlıses üzerine bir tane kaynak bulabildim. Onun dışında tabii ki küçük köşe yazıları bulunmakta. Biyanet.org'un 1, 2, 3, 4 tamam daha da İBO'ya katlanamam adlı bir yazısı var. Orayı da okuyabilirsiniz. Biyanet.org veya .com şu an tam hatırlamadım. Org olması gerekiyor. Orada yayınlanan. Yani hepinize çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişizdir. Bu konuya dair bir farkındalık kazandırabilmişizdir. Ben onu çalıştıktan sonra İbrahim Tatsız gördüğümde artık kusmaya başlamıştım arkadaşlar. Böyle olabileceğim hem sohbet havasında hem de öğrenme içinde bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu çok şekilde. Herkese çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok verimli bir program oldu. Diğer yayınımız 13 Kasım'da Ercan Geçkin'le gerçekleşecek. Diğer yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Thank you.